düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Cenab-ı Rabbil Alemin'e şükürler olsun ki yine bizleri bir İman Hakikatları isimli programda buluşturdu. Buradan istifade etme noktasında bizlere bir imkan ihsan etti. Malum bildiklerimizi tazeliyoruz, bilmediklerimizi burada öğrenme gayreti içerisine giriyoruz. Ve öğrendiklerimizle de inşallah amel edip her iki cihan saadetine de mazhar olmayı Cenab-ı Rabbül Alemin'den niyaz ediyoruz efendim. Önemli çünkü her iki cihan saadeti de mühim. Neden? Çünkü dünyada sıkıntı ve keder olsa insan pek ibadet etmeye fırsat ve vakit bulamayabiliyor. Peki ahiret sıkıntı içerisinde olsa zaten sonsuz ve geri dönüşü olmayan bir hayat olduğu için orası zaten başlı başına bir problem olur. Allah muhafaza etsin. O yüzden her iki cihan saadeti yani hem dünya hem ahiret saadeti çok mühimdir. Cenab-ı Rabbül Alemin bu mutluluğa ve bu saadete erişmeyi hepimize nasip etsin inşallah. O noktayı nazardan huzur İslam'dadır. Evet, huzur İslam'dadır. Bakın, bir araba var, bir yapılış gayesi var ve bu gayeye araba çok güzel bir şekilde hizmet ediyor. Bunun bakımı da yapılır, ondan hoşnut da olunur, ondan memnun da olunur. Onun ihtiyaçları giderilir ve bu sevinç ile yapılır. Nefret edilerek yapılmaz. Aynı şekilde Cenab-ı Rabbül Alemin de bizleri kendisine abd ve kul olmamız için yarattığı noktayı nazardan olaya bakacak olursak, elbette biz de vazifemizi yerine güzel bir şekilde getirip ifa etmenin neticesinde de Cenab-ı Rabbül Alemin'in Habib ismine yani muhabbetine ve sevgisine mazhar oluruz, seviliriz. Sevildiğimiz için de ikramlara mazhar oluruz. Mazhar olduğumuz içerisinde de dünya saadeti arkasından otomatik olarak gelecektir efendim. O yüzden biz inşallah yeryüzünde elimize geçmiş olan şu hayat fırsatı içerisinde Rabbimizi anlamaya, tanımaya ve bizden neler istiyor bunu hayatımıza tatbik etmeye çalıştığımız müddetçe elbette dünya saadeti gelecektir efendim. Rabbimizi tanımaya devam ediyoruz. Bu programlarımızda anlamaya devam ediyoruz dedik az önce. İnşallah bugün Cenab-ı Rabbül Alemin'in ismi azam derecesinde olan ve mükemmel bir şekilde tecelli etmiş olan Kayyum ismini konuşacağız. Kayyum ismini anlamaya çalışacağız. Kayyum ayakta tutan demektir. Devam ede gelen demektir. O gücün hiç bitmemesi demektir. Cenab-ı Rabbül Alemin kayyumdur. Ve bu kayyumiyetiyle de kainatı ayakta tutuyor. Yorulmadan, usanmadan efendim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin suresi 83. ayette بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. Yani diyor ki burada her şeyin hükmü ve tasarrufu onun elindedir. Zümer suresi 63. ayette de lehu ma galidu semavat vel arz, yani göklerin ve yerin tedbiri ve tasarrufu ona aittir. Başka Hicr suresi 21. ayette de Cenab-ı Rabbül Alemin bizlere buyuruyor ki ve in min şeyin illa indene hazainuhu. Ne demek istiyor? Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın, bulunmasın buyuruyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Başka Hud suresi 56. ayette Cenab-ı Rabbül Alemin bizlere buyuruyor ki مَا مِنْ دَابَّتٍ اِلَّا هُوَ اَخِذٌ بِنَاسِيَاتِهَا. Yani hiçbir canlı yoktur ki Allah
alnından tutup ona boyun eğdirmesin. Şimdi burada inşallah bu 30. lemanın 6. nüktesi ismi kayyumda buradaki az önce ifade edilen okuduğumuz ayetlerin içine girilecek ve bu ayetlerin az önce vermiş olduğumuz mealinin yanı başında inşallah bir tefsiri yapılacak. Bu ayetlerle Cenab-ı Rabbül Alemin'in kayyumiyetini, her şeyi nasıl ayakta tuttuğunu anlamaya ve kavramaya çalışacağız inşallah. Bu kainatın Halik-i Zülcelali, yani şu kainatı yaratan celal sahibi Allah kayyumdur. Yani bizatihi kaimdir. Zatında daimidir, süreklidir. Bakın, ve bakidir. Bütün eşya onunla kaimdir. Bütün eşya onunla devam bulur. Yani burada eşyaların, yeryüzündeki bütün mevcudatın arkalı bir şekilde geliyor olması ve hiç arkasının kesilmemesi ve sürekli olarak bizlerin hayatın devamı için bu nimetlere mazhar olunması Cenab-ı Rabbül Alemin'in kayyum isminin tecellisi ve yansımasıdır. Şimdi burada her programımızda bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Duvarlarımıza süs olarak astığımız o Esma-ül Hüsna dediğimiz o güzel isimler. Bu isimler Cenab-ı Rabbül Alemin'i tanımak, anlamak ve kavramak içindir. O yüzden süs olarak astığımız o isimlerin içine girip o isimleri biz anlarsak, tanırsak Rabbimizi tanımış oluruz. Böylelikle imanımız inkişaf edip yükseldiği nispette Rabbimize de bağlılığımız ve güvenimiz artacaktır. Neden? Bakın burada diyor ki ben kayyumum. Hani bir şirketin devamlılığı için kayyum falan atarlar ya, o kelime buradan geliyor bakın. Ben kayyumum diyor. Ben daimiyim. Ben ayakta tutanım. Ben sürekli ayakta tutarım. Ben sürekli daim ettiririm. Buradan anlaşılıyor ki yeryüzündeki bu devamlılık ve Rabbimizin kayyum olması ahiretin de devam edeceğine, yani ebedi hayatın devam edeceğine, bu hayatın burada bitmeyeceğine bir delil olduğu için insanın gönlüne sürur ve sevinç ve huzur veriyor. Bak, Rabbimizi tanıdıkça ne güzel manalar ortaya çıkıyor. Şimdi insan hep endişe duyuyor. Neden endişe duyuyor? İnsanda şöyle bir hissiyat vardır. Elindeki nimetin zevalinden endişe duyar insan. Yani nimetin elinden gidivereceğini düşündüğü zaman onu kaybetme korkusu insana müthiş derecede sıkıntı ve huzursuzluk veriyor. Ama bakın burada o süslü püslü çerçeveler içerisinde astığımız Esma-ül Hüsna'nın içerisinden kayyum ismini aldık ve sadece bu isimle Rabbimize şu an bakıyoruz ve onu tanımaya çalışıyoruz. Diyor ki orada ben daimiyim, ben sürekli arkalı olarak sizlere veririm. İnsana şöyle bir huzur geliyor. Bu nimetin gitmesinden zeval, bulmasından üzüntü çekmem ben. Neden? Çünkü bunu arkalı bir şekilde verebilecek olan Yüce Mevlam var. Ve şu bakın, oksijeni dünyanın yaratıldığı günden ve insanlığın var olduğu günden beri hayvanatın ve insanların ihtiyaç duyduğu şu oksijeni arkalı olarak veriyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Endişe duymuyoruz. Oksijenimizi kasar mı acaba? Bak, böyle bir endişe taşımıyoruz bizler. Neden? Sürekli oluşu. Bakın, yeryüzünün yaratılması bilimsel olarak milyonlar bilmem neler gibi tarihler kullanılıyor. Yani eşittir. Şunu anlamamız gerekiyor ki çok uzun yıllar önce yaratılmış yeryüzü ve insanlık tarihi de 6000-7000 yıla dayanıyor. Bu noktayı nazardan Cenab-ı Allah hiç oksijeni kasmamış. Bak, elektriğimiz gidebilir mi diye bir endişe duyuyoruz. Sularımız kesilir mi diye bir endişe duyuyoruz. Gazımız kesilir mi diye endişe duyuyoruz. Ocağımız yanacak, kışın evimizi ısıtacağız bakın. Ama hiç acaba oksijenimiz kesilir mi diye yeryüzünde gezinirken endişe duyduğunuz oldu mu sizin?
duymamışsınızdır. Peki bu rahatlık niye? Bu endişenin olmayışı neden? Çünkü Cenab-ı Rabbül Alemin'in Kayyum ismini sürekli veren, arkalı veren ve o manayı ayakta tutan ismini biz duymamış olsak bile, bilmemiş olsak bile yaşantı olarak biz bu manayı kalbimizde ve aklımızda hissetmişiz. O histen dolayı da hiçbir zaman endişe duymuyoruz efendim. Endişe hissetmiyoruz. Acaba elimizden gider mi? Gitmeyecek. Gitmeyeceğinde Cenab-ı Rabbül Alemin vaat etmiş. Ebedi sonsuz ahiret yurtlarını bizlere ihsan edeceğini vaat etmiş efendim. Çok önemli, insanın gönlüne huzur veren bir ders. Kayyum ismi. Ne güzel bir şey. Evet, bütün eşya onunla kaimdir, devam eder ve vücutta kalır, beka bulur. Vücutta kalır ve beka bulur. Öyleyse nimetlerin gideceğini düşünmeyin, endişe etmeyin. Yaptıkları yapacağının teminatıdır. Yeryüzündeki vermiş olduğu nimetlerin devamlılığı da kayyumiyetten geldiği için ahirette de o kayyumiyeti devam ettireceğini vaat etmiş Cenab-ı Rabbül Alemin. Çünkü Cenab-ı Rabbül Alemin'in Sadıkul Vadilemin ismi var. Yani sözünde duran ismi var. Onda hulf, yalan yoktur. Elhamdülillah. Ne kadar güzel bir şey. Eğer kainattan bir dakikacık olsun o nispeti kayyumiyet kesilse kainat mahvolur. Yani yaratılmış olan her şeyin üzerindeki o kayyum ismini Cenab-ı Rabbül Alemin bir çekse, o kainat mahvolur, dağılır gider. Kainat dediğimiz sadece dünya olarak düşünmeyin bakın. Uzayda kum fırtınaları gibi savrulan gezegenler, yıldızlar, galaksiler, bunların her biri bir kainattır. İşte bunların hiç ayakta duraraktan, parçalanmadan devam ediyor olmaları Cenab-ı Rabbül Alemin'in Kayyum isminin tecellisidir. Burada diyor ki az önceki okumuş olduğumuz ayetlerde gerek Yasin'den gerek Zümer suresinden, Hicr suresinden okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerden tefsir olarak anlaşılıyor ki Cenab-ı Rabbül Alemin elini oradan bir çekse kainat dağılacak. Bakın, yani nasıl insandan Hay ismini çektiğinde, yani hayat veren ismini çektiğinde, yani ruhu insandan aldığında nasıl insan ölüp yıkılıp gidiyor? Arkasından Kayyum ismini de oradan çekiyor ki Cenab-ı Rabbül Alemin insanın bir arada duran şu bedeni kabirde görüyorsunuz eriyip, dağılıp, çürüyüp gidiyor. Demek ki kainattan da Cenab-ı Rabbül Alemin Kayyum ismini bir çekse kainat insan vücudunun eriyip dağıldığı gibi dağılıp gidecektir. Dağılmıyorsa, devam ediyorsa bu Kayyum isminin hürmetinedir. Onun bu manada o isminin tecellisinin neticesidir. O yüzden bakın bir meselede eğer dua edecek olursak o ismi yakalayıp yani konunun içerisindeki azami derecede tecelli eden Cenab-ı Rabbül Alemin'in ismini bulup o isimle dua etsek bu dua kabule daha çok karin oluyor. Mesela ailesi, yuvası yıkılmak ve dağılmak üzere olan aileler Cenab-ı Rabbül Alemin'e şöyle dua etse: Ya Rab, sen kayyumsun. Biliyorum ki sen kayyumiyetinle ismi azam derecesinde kainatı ayakta tutuyorsun, devamlılığını sağlıyorsun, gezegenlerin birbirinden dağılıp gitmemesine vesile oluyorsun, onu öyle yaratıyorsun. Ne olur benim ailemi de dağıtma. Kayyumiyetini benim ailem üzerine de tecelli ettir. Bizi birbirimizden ayırma. Çoluğumuzu çocuğumuzu İslamiyet'ten ayırma. Kayyum isminin hürmetine çoluğumuzu ve çocuğumuzu da İslamiyet'te daim kıl, ayakta tut, devamlılığını sağla diye dua etsek, bu dua kabule karin olacaktır.
Çünkü Kayyum ismi yeryüzünde ismi azam olarak tecelli eden, en çok, en kuvvetli tecelli eden isimlerindendir Cenab-ı Rabbül Alemin'in. Bunlar çok önemli şeyler. Ferdün, Hayyün, Kayyumün, Hakemün, Adlin, Kuddüs. Bu isimler, bu altı isim, ismi azam derecesinde yeryüzünde tecelli ediyor. İşte bu isimleri yeryüzünde her yeri sarmış olan, ana başlık olarak yeryüzünde bulunan bu isimleri hayatımızın içerisinde anlayıp, kavrayıp, tanıyıp bu isimlerle dua etsek, Rabbimize bu mana ile dua olarak yaklaşsak, ona yalvarsak, neticesi azami derecede bizim lehimize olacağını tahmin ediyoruz efendim. O yüzden eğer kainattan bir dakikacık olsun o nisbeti kayyumiyet, o kayyum isminin yansıması bir çekilse kainat mahvolur. İşte bu manalı da aile yapısının üzerinden Cenab-ı Rabbül Alemin kayyum ismini çektiği zaman o aileler, o yuvalar dağılıyor. Allah muhafaza etsin. Hem o Zat-ı Zülcelal kayyumiyetiyle beraber, o celal sahibi Cenab-ı Rabbül Alemin kayyumiyetiyle beraber Kur'an-ı Azimüşşan'da ferman ettiği gibi leyse kemislihi şeyündür. Yani ne zatında, ne sıfatında, ne ef'alinde, fiillerinde, bakın, naziri yoktur, benzeri yoktur, misli olmaz, şebihi yoktur, ona yakın bir şey bulunmaz, şeriki, ortağı kesinlikle olmaz. O yüzden yapılmış olan yeryüzündeki faaliyetler, Cenab-ı Rabbül Alemin'in bu manaları yaratması bize gösteriyor ki bu işin ortağı yok. Cenab-ı Rabbül Alemin bu manayı tek başına halk ediyor. Tek başına yaratıyor. Mesela hani bir arabada iki şoför olmaz derler ya, hani direksiyonda birisine yan taraftan müdahale edildiğinde, yavaş, frene bas, kırmızı yanıyor falan, durmadan ikaz edildiğinde o direksiyondaki şoförün biraz kafası karışıyor ve yandakini hemen müdahale ediyor, itiraz ediyor. Bir arabada iki şoför olmaz, işime karışma diyor. Şimdi bir arabanın sevk ve idaresinde ikinci bir şoför işin içerisine karıştığında, trafik karışıyorsa, yani bir şoför, bir şerik, yani ortak istemiyorsa, kainatı Cenab-ı Rabbül Alemin sevk ve idare ederken bir ortağı ister mi? İstemez. İşte onun ortağı yoktur. O tektir, o yektadır Cenab-ı Rabbül Alemin. Demek ki bir ortak olsa, elini o mananın içerisine karıştırsa, kainat karışacak, kainat dağılacak, mahvolacak. O yüzden kainattaki nizamın ve intizamın bozulmadan, bir karışıklık ve bulanıklık olmadan devam ediyor olması, Cenab-ı Rabbül Alemin'in yek ve tek olmasının neticesidir. İşte Cenab-ı Rabbül Alemin şeriki kabul etmiyor. Yani şirki, yani ortağı kabul etmiyor. Kabul de etmiyor. O yüzden bana şirk koşmayın diyor. Bana ortaklar bulmayın. En kızdığı, en reddettiği düşünce yapısından bir tanesi. Beni tek olarak kabul edeceksiniz. Ben tekim diyor Cenab-ı Rabbül Alemin. O yüzden ortağı istemiyor. Ortağı kabul etmiyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Evet, bütün kainatı, bütün şuunatıyla ve keyfiyatıyla, yani şu kainatta dönen mükemmeliyet, kalite, güzellikler ve şurada yapılan işler rububiyetinde tutup, Cenab-ı Rabbül Alemin onu terbiyesiyle tutup bir hane ve bir saray hükmünde, yani koca kainatı bir ev ve bir saray hükmünde kemal-i intizam ile, mükemmel bir düzen ile tedbir ve idare ve terbiye eden bir zat-ı akdese misil ve mesil ve şerik ve şebih olması muhaldir, akıl dışıdır. Yani şu mükemmelliğin içerisine bir ortağın karışması akıl dışı bir hadisedir.
Evet, bir zat ki, bakın çok güzel şu manalar, bir zat ki, ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gele. Cenab-ı Rabbül Alemin öyle bir yaratıcı ki, yıldızların icadı. Bak, dünyamızdan milyonlarca defa kat kat büyük olan yıldızlar var yeryüzünde, uzay boşluğunda. Görüyoruz bunları, yaratılmış şu alemde. Hepsini görüyoruz. Baktığımızda onları buradan bile görebiliyoruz. O kadar uzak olmalarına rağmen, o kadar ışık yolu uzakta bulunmalarına rağmen gözümüze çarpıyorlar. Semaya, gökyüzüne başını kaldırdığımızda. İşte öyle bir kudret sahibi ki Cenab-ı Rabbül Alemin. Burada yıldızlar ona icat etme noktasında küçücük zerreler hükmündedir. Ve en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine musahhar ola. En büyük şey, en küçük bir şey gibi onun gücü karşısında ona itaatkar olmuş bir vaziyette. Ya. Bak, bizim gözümüze güneş büyük gözüküyor ya. Dünyamızdan 1 milyon 300 bin defa daha büyük güneş. Halbuki bu güneşten daha büyük güneşler var uzayda. Bunlar Hubble teleskoplarıyla görüntülenmiş. Bizlere bunların görüntüleri yansımış. Bakıyoruz ki en büyük şey, en küçük bir şeymiş gibi onun kudreti karşısında itaat ediyor. Haddinden tecavüz etmiyor. Koca kainat, kum fırtınası gibi savrulan o gezegenler, yıldızlar, galaksiler nasıl itaat ediyor Cenab-ı Rabbül Alemine? Ya nasıl itaat ediyor? O yüzden baktığımız zaman bu kayyumiyetiyle onları ayakta tutup itaat ettirmesiyle, rububiyetiyle, terbiye etmesiyle hayvanatı da öyle bir terbiye etmiş ki bir tonluk at üzerinde insanı taşıyor, insanın yükünü taşıyor, hizmet ediyor. Değil mi? Bak, develeri insana binek olarak hizmetkar etmiş. Hele o Amazon ormanlarında o kalın ağaç kütlelerini taşımak için filleri falan kullanıyorlar. Oturmuş küçücük bir çocuk tepesine devasa tonlarca büyüklükteki fili sevk ve idare ediyor. Bu nereden geliyor? O çocuk mu ona itaat ettiriyor? Hayır. İşte burada öyle bir emir almış ki yüce yaratıcısından, itaatle insanlara hizmet ediyor. Evet. Ve hiçbir şey, hiçbir şeye, hiçbir fiil, hiçbir faile, fiile mani olmaya. Çok güzel bir şey. Mesela yüksek apartmanlarda oturanlar, hele işlek bir caddeye şöyle camdan bir baksınlar bakın. Aşağıdaki akan sel gibi insan topluluğuna bir bakın. Bir bakın. Şimdi her birisinin düşüncesi ayrı. Bakın. Her birisinin niyeti farklı. Planları var. Programları var. Hayatları var. Yaşamları var. Yaşam tarzları var. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Ortaya bir şeyler koymak istiyorlar. Ve her birisinin yaşamı da farklı. Ve kimsenin yaşamı bir kimsenin de başkasının yaşantısına mani olmuyor. Hayat akışkan bir şekilde devam ediyor. Düşünceler akışkan bir şekilde devam ediyor. Ve kimseninki kimseye de mani olmuyor. Peki niyetlerimizi, düşüncelerimizi amele çeviren, hayata çeviren bizler miyiz? Kat'a ve asla. Kayyum olarak bizi ayakta tutan Cenab-ı Rabbül Alemin buna müsaade ediyor. Neden? Biz sadece isteriz, Cenab-ı Allah yaratır. O noktayı nazardan. Hani kayyumiyetini bir parça insandan çektiği zaman Cenab-ı Rabbül Alemin, felç dediğimiz, halk dilinde inme dediğimiz o hastalıkla karşı karşıya geliyorlar. Öyle midir? Evet, öyledir. Ne yapıyor insan? Elini kaldırmak istiyor ama istek yerine gelmiyor. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah oradan tecellisini çekmiş. O eli Allah Celle Celaluhu kaldırıyor. Bizimse eğer bu el, bütün kontrol bizde ise, o zaman biz bu elimizi rahatlıkla kaldırabiliyor olmamız lazım. Bakın, innemel eşyatü urafü bi ezdâ diye her şey zıttıyla bilinir sırrınca. Cenab-ı Rabbül Alemin bazen hani yatakta uyukurken
üzerine yatmış oluyoruz elimizin, kolumuzun. Uğuşuyor. Çekmek istiyorsun, gelmiyor. Üzerindeki battaniyeyi itmek istiyorsun, ittiremiyorsun. Yani eşittir, elin çalışmıyor. Her şey zıttıyla bilinir sırrınca Cenab-ı Rabbül Alemin o manayı idrak edebilmemiz için bazen elimizden o gücü ne yapıyor? Alıyor. İşte burada bu manada, şu görünen tablo neticesinde elimizi hakikatte ayakta tutan biz değiliz. Onu hakikatte çalıştıran da biz değiliz. Biz sadece çalışmasını isteriz. Kudreti ezeli onu çalıştırır. İşte bütün noktayı nazardan insanın vücudu ve kainatın vücudu Cenab-ı Rabbül Alemin'in izni dairesinde devam eder. Ve bir şey bir şeye karışmadan, bulandırmadan ortak bir birliktelikle güzel bir şekilde çalışıyor. Neden? Vücudumuzda sayısı belirsiz aza ve cihazatımız var. Hücrelerimiz var. Değil mi? Ortalama 80 trilyon, 100 trilyon hücreden oluşuyor insan. Bu kadar hücre bir araya gelmiş, birliktelikte omuz omuza vermişler. Kimsenin işi, kimsenin işini bozmuyor, dağıtmıyor, karıştırmıyor. İşte burada dediği gibi hiçbir şey hiçbir şeye, hiçbir fiil hiçbir fiile mani olmuyor. Bu neyin sayesinde? Elbette Cenab-ı Rabbül Alemin'in kudreti sayesinde. İşte gördüğümüz, yaşadığımız bu hakikatları biz Rabbimize bağlarsak, Rabbimizi tanımış oluyoruz ki dünyada insana huzur geliyor. Neden? Çünkü bütün dönen çarklar, yapılan icraatlar, fiiller ve faaliyetler onları kabzayı tasarrufunda tutan, kudretiyle elinde tutan Cenab-ı Rabbül Alemin'in elindedir, kontrolündedir. Ve Cenab-ı Rabbül Alemin'de uyuklama ve uyku yoktur. Aciziyet onda yoktur. Mutlak kudret sahibidir. Öyleyse hayatımızı, her şeyimizi, değerlerimizi, yaşantımızı sağlam bir gücün eline teslim etmişiz. İşte bu gücün gölgesinde yaşamak, bu gücün perdesi arkasında yaşamak bizlere huzur veriyor, güven veriyor. İşte böyle bir iman ile, böyle bir teslimiyetle Cenab-ı Rabbül Alemin'e bağlanmak gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Evet, ve hadsiz efrat bir fert gibi nazarında hazır ola, hadsiz efrat, fertler, onun nazarında, bakışında hazır ola. Bir ordu komutanının yüksek bir zirveden bütün ordu neferatına bakıp da şöyle gözünde tuttuğu gibi. Yani bir komutan 1000 kişilik bir ordunun başına geçse, tepeden onları seyretse, içlerinden bir tanesi bile bir hareket, bir farklı davranış sergilese anında onu görür, gözüne çarpar. Peki bir beşer, aciz bir insan bunu yapabilirken seni hiçten yaratan ve sana bu kontrol mekanizmasını kendi bünyesinden 70 bin perde arkasından süzerek veren ve bu mekanizmanın hakiki sahibi olan Cenab-ı Rabbül Alemin bütün mevcudata şöyle baksa, her birisini nazarıyla temaşa etse elbette görecektir, bilecektir. Ve o kadar çok mevcudat nazarınday ki onu saymakla bitiremeyiz. Zaten rakamsal olarak her bir tür ifade ediliyor ki binler rakam ortaya çıkıyor. Milyonlar rakamlar ortaya çıkıyor. Ve bunların bir de her birinin kendi fertleri var. Mesela bunlardan bir tanesi karıncaysa karıncanın bir topluluğu var. Bunlardan bir tanesi arıysa arının bir topluluğu var. İşte sayısı belirsiz yeryüzündeki bu topluluklara rızıklandıran, dertleriyle dertlenen, her şeyiyle sahibi olan Cenab-ı Rabbül Alemin'in bunlar nazarındadır. İşte öyle ki bizler de Cenab-ı Rabbül Alemin'in nazarı altındayız, gözetlemesi altındayız. Endişe duymamıza hiçbir zaman gerek yok efendim. Neden? Birisi bizi gözetliyor. Hem de ehil bir yaratıcı. Hem de her şeye gücü yeten bir yaratıcı. Biz göz ardı edilmiş değiliz. Bizler
o gözün, o nazarın penceresinden devamlı olarak seyrediliyoruz efendim. Evet. Ve bütün sesleri birden işite. Şu manaya bakın. Bütün sesleri birden işite. Yeryüzünde o kadar çok insan belki de şu an itibariyle dua ediyor ki o dualara Cenab-ı Rabbül Alemin muhatap oluyor. Mucib ismiyle cevap veriyor. Her birinden haberdar. Ya. Her birisini duyuyor. Her birisini işitiyor. Sadece insanlar olarak bunu algılamayın. Bir tohum dua ediyor. Ya Rab beni toprağa düşür. Beni sümbüllendir. Benim içimdekileri dışıma çıkar. Çiçekse çiçek, kavunsa kavun, karpuzsa karpuz. Bu olmak için dua ediyor. Her bir ağaç dua ediyor. Ya Rab beni yeşillendir. Bu insanları benim bünyemden istifade ettir. Bakın yani sadece insanların duası değil, bütün mevcudatın lisan-ı hal ile ettikleri duaları da Cenab-ı Rabbül Alemin işitiyor. Duyuyor. Cenab-ı Rabbül Alemin'in duyduğunu anlamak için bir parça Cenab-ı Allah bizlere bakın kulak vermiş. Hani manayı biraz idrak edelim diye, anlayabilelim diye. Semi'i ismi vardır Cenab-ı Rabbül Alemin o Esma-ül Hüsna'nın içerisinde. İşiten. Cenab-ı Allah işitmek nedir biliyor ki işiten bir varlık olarak insana kulak vermiş. Kulak vermiş bakın. Ve bizler seslenildiğinde duyabiliyoruz. Bir müzik geldiğinde kulağımıza işitebiliyoruz. Bir hayvanat taifesinin çıkarmış olduğu bir sesi duyabiliyoruz. Bunu işitebiliyoruz. İşte buradan bize bir uçtur bu. Bir ölçüdür bu. Buradan anlayacağız ki Cenab-ı Rabbül Alemin işitendir. Onu anlayıp kavrayabilmemiz için bu bizde bir numunedir. O yüzden ben bu kadar şeyi işitiyorsam esas bu kulağı bana veren ve esas işitme hissinin kendinde bulunan Cenab-ı Rabbül Alemin kainatta her şeyi işiten ve her şeyi duyandır efendim. İşte bu yüzden ve bütün sesleri birden işiten Cenab-ı Rabbül Alemin. Ya kulağımızdan da kayyumiyetini çektiği zaman Cenab-ı Rabbül Alemin yani o işitme duygusunun devamlılığını çektiği zaman insanlarda işitme zafiyeti başlıyor. Duyma sıkıntıları başlıyor. O yüzden Cenab-ı Rabbül Alemin inşallah kayyumiyetini beden sağlığımızdan almasın, çekmesin. Çünkü çektiği zaman gerçekten bedenimizdeki süreklilikte kesbetmiş olan ihtiyaçlarımız, aza ve cihazatlarımız görmektir, işitmektir, konuşmaktır, tat almaktır. Bakın bunlardan ismini çektiği zaman bunlarda noksaniyet başlıyor. Öyleyse biz bak güzel bir mana ile Ya Rab Kayyum isminin hürmetine bize ihsan ettiğin nimetlerini devam ettir. Onlardan kayyumiyetini çekme diye dua etmek için de bugün kayyumiyet ismini bir parça daha anlamış ve idrak etmiş bulunuyoruz efendim. Evet ve umumun hadsiz hacatını birden yapabile. Umumun sayısı belirsiz varlıkların o sayısı belirsiz ihtiyaçlarını birden gideren Cenab-ı Rabbül Alemin. İşte burada deminden beri bahsettiğimiz yeryüzündeki o hayvanat taifesi, bitkiler, mikroorganizmalar, bakteriler bakın her birinin bir ihtiyacı var. Ve bunların ihtiyaçları gideriliyor. Onlara ihtiyaçları veriliyor. İşte burada bu süreklilik bize Cenab-ı Allah'ın kayyumiyetini gösteriyor. Burada devamlılığını gösteriyor. Ve bunları kudreti elinde tuttuğunu bizlere çok güzel bir şekilde ifade ediyor, gösterir. Öyleyse ahireti Cenab-ı Allah getirecektir. Onu geçirmeye gücü vardır diye insanın kalbine ve gönlüne huzur geliyor. Demek ki sadece bu dünya hayatı burada bitmiyor. Ebedi sonsuz ahiret hayatı olarak da insan yaşantısına devam edecek. Çünkü insan elinden nimetlerin gitmesini istemiyor. Bunu kaybetmek arzulamıyor. Ve hayatın devam etmesini istiyor. Kimse ölmek istemiyor. Ya kimse ölmek istemiyor. Enteresan bir şey. Hani bazıları diyor ki ben istemedim ki dünyaya gelmek. Ben istemediğim halde buraya getirmiş. Tüm maaşı. Diyorsun ki aynı şahsa.
O zaman hadi çık git dünyadan. Çık git dünyadan o zaman. Bir şekilde nasıl yapacaksan yap, bu dünyadan çık git. Gitmek istemiyor. Ölmek istemiyor. Bu dünyadan çıkmak istemiyor. Ne kadar tezat bir şey. Ben diyor gelmek istemedim, beni buraya getirmiş. Gelmek istemediği dünyadan gitmek istemiyor. Gitmek arzu etmiyor. Allah Allah. O zaman iyi ki bu dünyaya gelmişsin sen yani bakın. Gelmişsin ki Cenab-ı Rabbül Alemin getirmiş ki bu nimeti iyi değerlendirip şu kısacık fani dünya hayatını seven insan buradan ayrılmak istemezken bunun 70 bin perde arkasındaki kalp ve kat daha güzel bir şekilde yaratılmış olan cennet hayatından insan zaten hiçbir zaman çıkmak istemeyecektir. O yüzden bu dünyadayken oranın ön hazırlığı yapılır. Bu dünyadayken oranın ön çalışmaları yapılır. Elimizden fırsat kaçmadan bunu iyi değerlendirmek gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Evet, şu kainattaki ecram-ı semaviyenin kıyamları, yani yeryüzündeki o büyük cisimlerin, güneşlerin, ayların, yıldızların, hele şu dünyamızın bakın ayakta durmaları, devamları, bekaları sırrı kayyumiyete bağlıdır. Şimdi bazen ülfet oluyor da farkına varamayabiliyoruz. Bir isim takılıyor, o isim onu örtüyor ve o ismin arkasındaki, o örtünün arkasındaki hakiki manayı göremez olabiliyoruz. Gerçekten görülemeye biliyor yani bakın. O noktayı nazardan üzerinde durduğumuz dünya uzay boşluğunda o süratle ilerlerken, saatte 108 bin kilometre hızla yüksek bir rakamla yol alırken aslında biz bu dünyanın üzerinde boşlukta duran bir dünyanın üzerindeyiz. Bak çok ilginç bir şey. Boşlukta duruyor bu dünya. Bir yere iple asılı değil. Boşlukta. Altı boş, üstü boş. Tepemizde bizi ışıtan, aydınlatan güneş, ay hakeza boşlukta duruyor. Gözümüzle bunu kozmografya biliminin bizim aklımıza ve gözümüze yaklaştırması sayesinde görebiliyoruz. Ama bize ülfet olmuş. Peki bunlar boşlukta nasıl duruyor? Havada nasıl asılı duruyor? Cenab-ı Rabbül Alemin'in işte burada kayyum ismi devreye giriyor. Kayyum, yani onları ayakta tutan. Bunu göz ardı edemeyiz. Bir mucizedir bu. Yani dünyadayken boşlukta gezen bir cisim icat edilse bütün insanların nazarı, dikkati oraya celp oluyor. Herkes oraya nazarını çeviriyor. Acaba nasıl yapmış bunu diye çok enteresan bir şekilde dikkatimizi çekiyor. Ya dünyada aciz bir beşerin, insanın hani karnındaki gazı tutamayan veya bazen bunu çıkarmakta zorlanan bu kadar aciz bir insanın mükemmel diye gördüğümüz yapmış olduğu teknolojik bir aleti alkışlayıp da bunu nasıl yapmış acaba deyip dikkatimizi oraya çevirip de esas o ilmin sahibi olan ve bu büyük küreleri, üzerinde dünya, o bulunduğumuz dünyayı, ısındığımız güneşi boşlukta tutmasını, havada tutmasını nasıl görmezden gelebiliriz? Nasıl bu manayı göz ardı ederiz? Her zaman böyle gördüğümüz için bize ülfet olmuş, normalmiş gibi gelmeye başlıyor. Halbuki gördüğümüz şeyler birer mucize-i ilahidir. Allah'ın birer mucizeleridir. İşte bu ülfet perdesini şöyle cırt diye yırtacağız ve o perdenin arkasındaki hakiki manayı göreceğiz ki Allah'a abd ve kul olabilelim. Yoksa sebepler perdesinin arkasına başımızı sakladığımız zaman o sebeplerin arkasındaki kudret-i ilahiyeyi görmediğimiz için sümme haşa, Allah var deyip yokmuş gibi hayatımıza devam ediyoruz. İşte tehlike burada başlıyor. Bu tehlikeden kendimizi kurtarmak için sebepler perdesinin arkasındaki gücü ve kudreti görmemiz gerekiyor.
görmediğimiz gün mahvolduğumuz an demektir. İnsan kullandığı aracı, kullandığı an, araç kullandığını unutsa, niye sebebiyet verebileceğini tahmin bile etmek istemezsiniz. Akışkan bir trafiğin içerisinde böyle bir hata yapsa insan, hele biraz da sürati fazlaysa, Allah muhafaza etsin. Bakın, çok tehlikeli bir hal olur. İşte bu gibi biz de bedenimizi bir araç gibi ruhumuzun şoförlüğüyle kullanırken kabri unutsak, ölümü unutsak, dünyanın fenasını ve fani olduğunu unutsak, gaflet etsek, bu aracı Allah muhafaza etsin, yanlış çukurlara düşürebiliriz. Rabbim bizi böyle şuursuzca yaşamaktan muhafaza etsin, sakar ve cehennem belasından muhafaza etsin inşallah. Kayyum isminin hürmetine İslamiyet'i arzuladığı tarzda yaşayan müminler olmayı hepimize nasip etsin diyoruz efendim. Evet, yine bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya aynı saatte güzel bir konu başlığı eşliğinde buluşmak ümidiyle sağlıcakla kalın efendim. Hiç düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor.